İstanbul'da kumaş alım satımıyla ticari hayatına başlayan İpek Fantasy Tekstil bugün dünyanın en iyi yünlerini ithal edip erkekler için ceketlik, yün, iplik ve kumaş imalatında uzmanlaşıyor. Çorlu'daki fabrikasında entegre bir yapıya kavuşan işletme butik bir hizmet anlayışını benimsiyor. Tekstil, Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birini teşkil ediyor. Yünlü iplik ve kumaş üretiminde Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer alan İpek Fantasy Tekstil, İstanbul'da 1984 yılında kumaş alım satımıyla başlayan ticari hayatını yıllar içinde geliştirip üretici kimliğiyle sürdürüyor. Baba mesleğini devam ettiren ikinci kuşak temsilci, şirket ortağı ve fabrika müdürü Faruk Bayrak, yola çıkış hikayelerini anlatarak söze başlıyor. İpek Fantasy Tekstil 1984 yılında İstanbul'da kuruldu. İşe başladığında sadece tüccarlık zihniyetiyle manifaturacılara ve terzilere hizmet veren bir anlayışla kurulmuştu. Daha sonra mihenk taşları diyebileceğimiz o manifaturacılıktan konfeksiyoncu müşterilere geçiş, çünkü çok farklı alanlar pazarlama anlamında. Ve daha sonra üretime geçerek bugünlere geldik. 5,5 yıldır Çorlu'da fabrikamızda üretim yapmaktayız. Dışarıdan hizmet alarak sadece kendisi ipliğini tedarik edip dışarılarda dokutarak satışını yapıyordu. Tabii özel desenler, özel iplikler ve özel finişlerle kaliteyi her zaman ön planda tutarak bunu yapıyordu. Daha sonra gerek tedarikçilerin azalması, gerekçe müşterilerimizin bizi teşviğiyle, gerekse kendimize özgüvenimizi kazanarak 5,5 yıl önce Çorlu'da iplik üretimi yapma kararı aldık. Dokuma tezgahlarının da sayısını artırarak burayı kurduk. Uzun yıllar süren alım satımdan sonra Bayrak ailesini üretime teşvik eden şey hayalleri oluyor. Her gönülde bir aslan yatar. Babamın en büyük hayallerinden birisiydi üretimci ve sanayici olmak. Biz bu babamın hedefleri doğrultusunda kardeşlerimle, abilerimle beraber işe girerek, dört elle sarılarak babamın bu hayalinin gerçek olmasına yardımcı olduk. Firma, piyasada üretici firmaların sayısının hızla azaldığı bir dönemde hızlı bir yükseliş seyrediyor. Tedarikçi sayısı özellikle yünlü olarak maalesef azalmış durumda Türkiye'de. Gerek yün fiyatlarının yüksek olması, gerekse müşterilerin daha ucuz malları talep etmesi sebebiyle tedarikçi azaldığı için biz bu yünlü iplik tesisini kurma zorunluluğu hissettik bir anlamda. İyi ki de kurmuşuz. Biz çok mutluyuz bu üretimi yapmaktan dolayı. Burada insanlara iş vermekten dolayı da çok mutluyuz. Kumaş üretimiyle yetinmedik diyor Faruk Bayrak. Entegre bir tesis olma yolunda attıkları adımları anlatıyor. Suyun kaynağına doğru giderek biz bunu gerçekleştirdik. Çünkü kumaşın ham maddesi ipliktir. İpliklerden kumaş üretilir. Biz de yünlü iplik burada üretmeye başladık. Yün alıp diğer bazı farklı elyaflarla karıştırarak bunları yüksek yün oranında iplik yaparak bunları dokuyoruz. Çok iyi sonuçlar da elde ediyoruz. İplik aldığımız dönemdekinden daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü üretimi biz yapıyoruz. Her aşamasında kalite kontrolünü biz yapıyoruz. Ve kumaş anlamında da daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bunun yansımasını da müşterilerimizden görüyoruz. Hem tekrar sipariş anlamında hem gerekse sohbetlerimizde memnuniyet anlamında onu duyuyoruz ve mutlu da oluyoruz. Özgüvenimizi koruyoruz. Daha da sağlam sarılıyoruz işimize. Üretimin kalitesini yükseltmek üzere Çorlu'daki fabrikada tam otomatik makinalardan faydalanılıyor. Tam otomatik makinelerde üretimlerimizi yapıyoruz. Maalesef Türkiye'de bu üretimleri, bu makineleri yapan firmalar yok. Bir iplik makinesi.
Dünyanın en iyi markalarıyla çalışıyoruz. En iyi markalı makineleriyle çalışıyoruz. Çünkü kaliteyi tutturmak için makinenin çok büyük önemi var. İçeride bir tarak makinemiz, 3 varyel makinemiz, bir harman hallaç makinemiz, 24 tane dokuma tezgahımız var. Ayrıca dışarıda bize fason anlamda çalışan 30 kadar da makine sürekli var. Üretim süreci meşakkatli, her aşaması hassasiyet gerektiriyor. Fabrika müdürü Faruk Bayrak işin en ince ayrıntısıyla dahi bizzat ilgileniyor. Dünyanın en iyi ürünü Afrika ve Avustralya'da üretilmekte. Daha sonra biz bu ürünleri alıp içeride tarak makinemizden geçirip tarayarak fitil haline getirip daha sonra bobin haline getiriyoruz. Burada hatalı yerlerini yok ederek üretime hazır hale getiriyoruz. Daha sonra burada çözgü ve tahar yaparak dokuma tezgahlarını hazırlayıp kumaşın dokunmasını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız kumaşları kalite kontrolden geçirip apre yapıp müşterilere satışa sunuma hazır hale getiriyoruz. Bizim diğer firmalardan bir farkımız da kendi koleksiyonumuzu sürekli hazırlayıp koleksiyonumuzdan stok servis olarak müşterilerimize mal sunmamız. 1980'lere dayanan tecrübeyle birlikte sektördeki boşlukların iyi analiz edilmesi, ihtiyaca yönelik fark yaratan bir üretim yapılması sonucunu doğuruyor. Biz özellikle yünlü ceketlik anlamında, yünlü ve keten ceketlik anlamında piyasaya mallar sunmaktayız. Biliyorsunuz bir Çin furyası yaşanmıştı. Özellikle yani uzak doğudan geliyor ama özellikle Çin firmaları çok ucuz mallar sunarak özellikle takım elbise sektöründe piyasayı vurmuştu. Birçok kumaş fabrikası ya üretimini azaltmak zorunda kalmıştı ya kapanmak zorunda kalmıştı. Yani o günlerden bugünlere gelen firma sayısı maalesef az. Biz takım elbise değil de özellikle ceket sektöründeki açığı görüp Çinli tedarikçilerin yapmadığı bir malı yapmaya çalışarak bugünlere geldik. Çünkü rekabet edilmesi gerçekten imkansız. Daha sonra tabii devlet de anti-dumping vergilerini koyarak bu malların önünü de kesmesiyle Türkiye'de tekstil yeniden bir ivme kazandı. Bugün Avrupa'da da, dünyada da tekstilde örnek gösterilen bir ülke haline geldik biz. Parmakla gösterilen bir firma haline gelmek kolay olmuyor elbette. Ciddi bir emek harcanıyor ama karşılığı da alınıyor. Bugün pek çok marka üretimde firmanın kumaşlarını kullanıyor. Ceketlikte bugün AVM'lerde gördüğünüz bütün hemen hemen bütün firmaların tedarikçisi konumundayız. Yani aldığınız ceketler bir kısmı bize ait tabii yurt dışından da alınıyor ama gördüğünüz markaların hemen hemen hepsinde bizim kumaşlarımız ceket olarak yapılıp satılıyor. Ayrıca iç piyasadaki ihracatçı müşterilere mal tedariği yaparak mallarımızın dünyanın hemen hemen her köşesine satılmasını sağlıyoruz. Firmanın bu mertebeye ulaşmasında Ar-Ge'nin önemli bir yeri bulunuyor. Sürekli bir Ar-Ge çalışmamız var, sürekli desen çalışmalarımız var. Yılda yaklaşık 1000'in üzerinde desen çalışması yapıyoruz. Bunlardan beğenilenleri, bizim hoşumuza gidenleri, müşterilerimizin hoşuna gidenleri koleksiyona dahil ederek üretimi gerçekleştiriyoruz. Kalite önceliğiyle yapılan üretimde nicelikten ziyade niteliğe önem veriliyor. Biz butik bir fabrikayız. Çok metre yapma derdinde değiliz. Biz kalitemizi koruyarak, sürekli iyi kalitelerde mal yaparak, müşterilerimizden en az geri dönüş, olumsuz geri dönüşü alma niyetindeyiz. Dolayısıyla çok metre yapmıyoruz. Her alanda üretim yapmıyor firma. Üretim kalemini sınırlıyor, uzmanlaşmayı tercih ediyor. Bu da başarının anahtarı oluyor. Özellikle ceket ve yünlü ceket konusunda uzmanlaştığımız için ve farklı mallara yapmaya kalkışmadığımız için bence başarımızın sırrı birinci olarak burada yatmakta.
Dünyanın hemen her ülkesinde firmanın ürünlerini görmek mümkün. Bizim direkt satışlarımız da yaklaşık %20 civarında dış pazar, %80 civarında iç pazar satışımız var. Ama bunu dolaylı yoldan bakarsak, mallarımızın yaklaşık %20'si içeride kalmakta, %80'i bütün dünyaya satılmakta. Bu gelişen yapıda fuarların da önemli bir etkisi bulunuyor. Biz ihracatımızı biraz daha artırmak istiyoruz. Direkt satışlarımızı artırmak istiyoruz. Bu yüzden fuarlara katılmayı hedefledik ve katılıyoruz şu anda. Bu Premier Vizyon Fuarı'na Türkiye'de 3. defa düzenleniyor. Biz 2. defa katılıyoruz. Gayet de memnunuz, ilgiden memnunuz. Yabancı müşterilerin bizi ziyaret edip mallarımızı beğenmesinden, ilgi göstermesinden memnunuz. Bunlar siparişe de dönüşüyor. Dolayısıyla bu %20'leri, %30'ları daha yukarılara çekeceğiz. İhracat ağımızdaki hızlı artışın sebebi fuarlardır diyor fabrika müdürü Faruk Bayrak. Yaptığımız ihracatların %80'i komşu ülkelere, ama komşu ülkeler haricinde bugün Tunus, Fas, İngiltere, Fransa, Almanya, Slovenya, bunun haricinde Yemen, İran gibi ülkelere mal satıyoruz. Müşterilerimizden duyduğumuz bugün Amerika kıtasına, Kuzey Amerika, Güney Amerika kıtasına, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, bir sürü ülkeye malın satıldığını biliyoruz. Asya'da ülkelere mallarımızın satıldığını biliyoruz. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üçüncü kuşağın da üretim döngüsünde yerini alması en büyük hedef. Benim hedefim bizden sonraki kuşağı, çocuklarımızı yetiştirip bu bayrağı beraber taşımak bir süre. Daha sonra da onlara devretmek. Tabii ki burada üretimimizi koruyup her zaman kaliteyi sağlayarak büyüme hedefimizi gerçekleştirmek. Fabrika müdürü Faruk Bayrak, müşteri memnuniyeti ve kalite önceliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini dile getirerek sözlerini noktalıyor. Aile gibi bir çalışmamız var. Hem tedarikçilerimizle hem müşterilerimizle. Öncelikle müşteri odaklı çalışıyoruz ve tedarikçilerimize de müşteri odaklı yaklaşıyoruz. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Kazanırsak hepimiz kazanacağız, kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz.